İtalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranı olarak haftanın özetiyle sizlerleyiz. Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ev sahipliğinde 100. yıl G3 Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yönüyle girişimcileri ve girişimci adaylarını destekleyen ulaşılabilir bir girişimcilik merkezi açacaklarının müjdesini verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak inovasyonun, yeni teknolojilerin, girişim ekosisteminin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya'mız girişimciliğinde başkent olmaya hazır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Enerji Ahlat Doğalgaz Dağıtım Şirketi'ne verdiği altyapı desteğiyle Elmalı'da 3000 hane doğalgaz ile buluştu. Elmalı'nın doğalgaza kavuşan 7. ilçe olduğunu belirten Başkan Böcek, 2024 yılında da Alanya ve Gazipaşa'dayız. Siyasi beklentileri bir kenara bırakarak Elmalı'mızı doğalgaz ile hızlı bir şekilde kavuşturmak, vatandaşlarımızı rahat ettirmek adına girişimlerimizi yaptık. Enerji şirketine desteklerimizi sunduk. Vatandaşın lehine çalışmalara hep destek oluyoruz. Hayırlı olsun," dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaklaşık 3 milyon metrekare alanda peyzaj, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hurma bitki üretim tesislerinde üretilen çiçek ve bitkiler Antalya'nın cadde ve sokaklarını süslüyor. Nisan 2019'dan bu yana 22 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek üretimi yapılırken 2 milyon 400 bin adet çok yıllık bitki üretimi gerçekleştirildi. Böylelikle yılda 22 milyon lira tasarruf ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde daha eşit ve kapsayıcı bir mahalle mümkün projesi kapsamında Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı düzenlendi. Kadın muhtar ve adaylarına aday olma süreçleri ve strateji geliştirme, yerel siyaset, mahalle dinamikleri ve demokrasi gibi konularda eğitim verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de grup yolu için sati asfalt çalışması yapıyor. 35 kilometre uzunluğunda olan yol, asfalt yapımı en uzun yol olmakla birlikte 3 ilçe ve 4 mahalleyi de birbirine bağlıyor. Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle önemli projelere imza atıyor. Tarladan sofraya üretimi ve üreticiyi her alanda destekliyoruz, dedi. Bir çiftçi çocuğu olarak mazot, ilaç, gübre gibi yüksek maliyetler altında ezilen üreticinin, köylünün çektiği tüm sıkıntıları çok iyi bildiğini de ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bu nedenle çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Üreticilere desteğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Ek Hizmet Binası'nda bal üreticilerine kovan desteği sağlamaya devam ediyor. Yerelden kalkınma projesi kapsamında üreticilere 2500 adet kovan desteği sağlandı. Kovan fiyatlarının pahalılığına dikkat çeken üreticiler, yapılan destekten kaynaklı memnuniyetlerini dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini ilettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 3-4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı Karaalioğlu Park arasında yapılan temsili yörük göçüyle başlayan festival Aksu Atçayır mevkiinde devam etti. Birçok yöreden insanların katıldığı festivalde çeşitli konserler ve etkinlikler düzenlendi. Festival büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranı olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.